Remziye Bor dosyası aslında faili meçhule giden bir dosya iken gerçekten bütün hukukçu arkadaşlarımızın büyük çabasıyla, desteğiyle, kamuoyunun da desteğiyle Anayasa Mahkemesi'nin önünde şu anda karar aşamasında olan bir dosya. Esas itibariyle 19 Nisan'da gerçekleşen olay bir bütün olarak değerlendirildiğinde kolluk kuvvetlerinin Kürdistan'da her zaman süre gelen cezasızlık politikasına güvenerek gerçekleştirdiği bir operasyon aslında. Bütünüyle yani mahalleyi abluk altına alarak hiçbir önlem ve tedbir almadan gerçekleştirilen bir operasyon neticesinde müvekkilimiz Remziye Bor gerçekten faili meçhul bir şekilde katledildi. Tabii biz bu ilk aşamadan itibaren soruşturma sürecine dahil olmaya çalıştık. Bütünüyle maddi hakikatin açığa çıkarılması açısından ciddi bir hukuki mücadele içerisine girdik. Gerek özel müvekkilleri olarak, vekilleri olarak bizler, avukatları gerekse de hukuk camiası, dernekleri, özellikle Özgürlük İçin Hukukçular Derneği ve Van Barosu bu noktada ciddi bir dayanışmayla bir süreç yürütmeye çalıştık. Ancak olayın ilk başından itibaren esas olarak da keşif mahaline gitmemiz, olay yeri incelemesinde bulunmamız engellendi. Sonrasında yürütülen soruşturma süreçlerine baktığımız zaman defaatle yaptığımız maddi hakikatin açığa çıkarılması yönden yaptığımız taleplerimiz hep reddedildi. Remziye Bor bir örgüt üyesi olarak nitelendirildi. Ve bu soruşturma bu şekilde kapatılmaya çalışıldı. Bizler aslında dosyayı incelediğimizde dosyada birçok sorunlu alanın olduğunu aslında fark ettik. Yaralanmaya sebebiyet veren mermiden tutun da olay yerinde ele geçirilen silahlar, örgüt mensupları üzerinden ele geçen silahlar, kolluk kuvvetlerinin kullandığı silahlar bütünüyle tespitli olmasına rağmen savcılık makamları, soruşturma makamları yaralanmaya ve ölüme sebebiyet veren silah ve mermi üzerinden herhangi bir inceleme, balistik inceleme yapmadan Remziye Bor'u peşin kabulle, örgüt üyesi kabul ederek soruşturma sürecini aslında kapatmak istedi. Yaklaşık 4 yıl boyunca yaptığımız bütün başvurular aslında adliye duvarlarına çarptı. Nihayette yani günlük takip diyeceğimiz bir takip sonucu, hatta belki saatlik de desek belki yerindedir, bir takip sonucu biz savcılık makamının bir karar vermesini, yani yaşam hakkını ihlal eden bu olayın aydınlatılması yönünde yaptığımız talepleri karşılıksız bırakmaması açısından çok ciddi bir çaba içerisine girdik. Ve bu çaba sonucu savcılık aslında Remziye Bor'un örgüt üyesi olduğunu kabul ederek bizim taleplerimizi yine reddetti. Bunun üzerine biz bu sefer hukuki yolları zorlayarak sulh ceza hakimine başvuru yaptık. Bu aşamadan sonra da sulh ceza hakimliği savcılık kararını tekrarlayarak ve aslında basit mevzuat hükümlerini tekrarlayarak soruşturma dosyasını kapattı. Bunun üzerine biz de Anayasa Mahkemesi'ne 2021 yılında başvuru yaptık. Şu anda hali hazırda 4. yılına girmek üzere başvurumuz. Yani bakıldığı zaman dosya şu anda komisyonlar önünde inceleme aşamasını bitirip bölümler önünde inceleme aşamasında. Tahminlerimize göre karar verme aşamasında olduğunu düşünüyoruz. Bizim tabii temel beklentimiz bu dosyadan yaşam hakkının bu şekilde ihlal edildiği bir dosyada Anayasa Mahkemesi'nin gerçekten hakikat yönünde bir karar vermesini bekliyoruz. Son 30 yıllık tarihe bakıldığı zaman ciddi anlamda kolluk kuvvetlerinin gerçekleştirdiği hukuka aykırı eylemlerin, yaşam hakkını ihlal eden eylemlerin
yasa dışı faaliyetlerin aslında cezasızlık politikası sonucunda faili meçhul bir hal aldığını gözlemliyoruz. Bu anlamda Remziye Bur dosyası da bu dosyalardan biri olmamalı. Bu anlamda Anayasa Mahkemesi'nden beklentimizin yanında bizim aslında kamuoyundan ciddi bir beklentimiz var. Kamuoyuna mal olmayan dosyalar, olaylar maalesef sümenaltı ediliyor ya da faili meçhul bırakılıyor. Beklentimiz ve umudumuz bu dosyanın faili meçhule gitmemesi, Remziye Bur'un en azından toplumsal vicdan karşısında hesabının sorulması gerekiyor. Biz bu çerçevede hukuki mücadelemizi sonuna kadar yürüteceğiz. Ancak bu aşamada Anayasa Mahkemesi kararını beklediğimizi belirtmek isterim.